Arkadaşlar merhabalar. Aracımız 2013 model. 1.2 69 beygir atmosferik motorlu benzinli Lancia Ypsilon Evo 2 diye geçiyor. Zaten tek paket bildiğim kadarıyla bu araç. Bu full'ü. Yani full paket bir araç. Şöyle etraftan bir görüntü alalım. Görsel olarak daha sonra içine özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jant 15 inç 185 55 15 jant lastik ebatı var. Gördüğünüz gibi Y harfi var. Jantta bu gerçekten çok şık olmuş. Bu arada bu araç 1450 kilometrede yeni aldım bu aracı. Muhtemelen Türkiye'de tektir diye düşünüyorum ama illaki vardır. Buralar gördüğünüz gibi krom arkadaşlar. Aynalar siyah. Gayet güzel. Şöyle siyah yapmışlar burayı da. Şöyle Y ismini simgeleyen Y harfi. Arkalar kampana arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada üçlü led gibi yanıyor burası. Üçlü şekilde yanıyor. Şık bir görüntü oluyor geceleri. Arka sen burada da yazıyor. Şık bir şekilde. Bagaj açma tuşu hemen şurada düğme şeklinde. Onu da göstereceğim. Küçük bir sileceği var. Bu araç Türkiye'de pek yok. Şu anda hatta baksanız belki sahibinden.com'da bir tane ya da iki tane ya da hiç yoktur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi egzoz yatmakta. Bu arabanın temizlenmiş hali. Yatmaktan araba resmen görünmüyor artık. Temizle cilala bu hale geldi. Şöyle yakıt sistemini göstereyim size. Gördüğünüz gibi akıllı kapak. Yedek lastiğin yanında hunisi var. Bunu taktığımız zaman ekstradan yakıt katkısı veya benzin ekleyebiliyoruz. Ve şu çok güzel bir şey. Araba özenilmiş yani gayet şuralar yumuşak, kaliteli malzeme ve şurada gördüğünüz gibi böyle kapak gibi bir şey var. Bunun üzerine geçiyor. Ve benzin kokusunun dışarı çıkmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi kapik ne zaman bu kilitleniyor. Gayet tok ve kaliteli bir malzeme. Malzemeden imal edilmiş arkadaşlar. Gerçekten güzel. Buralarda yanıyor arkadaşlar. Frene bastığımız zaman falan ışık yaktığında yanıyor. Geri vites lambası gördüğünüz gibi. Evet. Arka kapılar bu şekilde açılıyor. Gayet şık. Şöyle anteni göstereyim. Kapı kolları krom dedik. Aynı şekilde. Şöyle. Araç sanırım tamamen bayanlar düşünerek yapılmış diye düşünüyorum. Oraya da geleceğiz. Şimdi farlar. Halojen farlar arkadaşlar. Uzun kısa bir arada. İkisi bir arada. Sinyal. Gündüz farı. Uzun kırsa zaten bir arada dedik. Şunlar da parklar. Şu altta gördüğünüz gibi. Sislerde şöyle. Gerçekten çok şık. Çok hoş. Sadece parkları sitleri de yakabiliyorsunuz bu arada. O çok güzel. Yani farı yakmadan da sitleri yakabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Şöyle krom bir ön ızgara. Yani tamamen Alfa Romeo'nun kardeşi olduğunu gösteriyor. O gruptan olduğunu. Şöyle şimdi arkadaşlar dışı bitti sanırsam. İçine girelim. Şu kapının hissiyatı verdiği tokluk gerçekten güzel. Şöyle kapıdan başlayayım size. Buralar sert malzeme. Buralar yumuşacık. Deri kaplı ve yumuşacık ve kaliteli bir malzeme. Dört cam otomatik. Yan aynalar elektrikli. Sonra burada yani yeterli sayılabilecek bir cep. Ses sistemi komple arabanın her yeri. Hoparlör ses sistemi çok etkili. Yani şöyle göstereyim. Şu tavanı yani zangır zangır oynatıyor diyebilirim. Sonra şu detaya da bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada da Y harfi var. İsmini simgeleyen. Koltuklar kadife. Alkantara falan da diyorlar. Gerçekten kaliteli, konforlu.
yükseklik ve derinlik ayarı var koltuğun. Bel desteği mevcut değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada da bir ismi var. Paspasları biraz tırt açıkçası. Alt döşemesi falan da pek beğenmedim yani. Temizlik açısından pek güzel diyemem. Şöyle ızgaraları şurada şöyle güzel metalik renkte bir şey, iş malzeme var. Gayet kaliteli. Buralar deri. Üst normal plastik. Plastik güneş olduğu için bilmiyorum görünüyor mu. Şu akşamları şurada ledler var. Şu arada ledler var. Şu cama doğru yansıyor ledler. Gerçekten güzel bir görüntü oluyor. Derinlik direksiyonun yükseklik alçaklık ayarı var. Derinlik ayarı maalesef mevcut değil direksiyonunda. Hız sabitlemesi yok bu araçta. Park sensörü yok. Hız sabitlemesi yok. Ve yokuş kalkış desteği yok. Araç %90 bayanlar için yapılmış bir araç. Yani bayanlara özel bir araç. Ama bayanlara yani park sensörü olmazsa olmaz bayanlarda. Yokuş kalkış da olmazsa olmaz. Ama bu arabada maalesef yok. Yani bu benim aldığım kadının satma nedeni de bu. Otomatik olmaması. Bu araç manuel 5 ileri. Otomatik olmaması ve yokuş kalkış desteği park sensörünün olmaması. Dan dolayı kadın binmemiş. Eşi buna hediye almış. Bu şekilde. Şöyle gösterelim. Deri direksiyon bilmiyorum görünüyor mu güneşten. Şöyle. Araçta 6 tane airbag var. Şöyle yanlarda ben. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Yanlarda falan airbag var. Gözüküyor buralarda. Metalik bir kaplama var. Direksiyon da var. Ses açma kapama mute. Değiştirme. Müzik sistemi değiştirme. Burada müzik sistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dijital kliması mevcut. Tek tuşla açıp kapatıyoruz. Gayet şık. Deri. Vites. Şey var. Tozluk. Şöyle gösterelim. Başka ne gösterebiliriz? Şöyle bir tane çakmaklık girişi var. CD çalar var bu aracın. USB'si falan yok. Arkadaşlar. Şöyle burada iki tane göz var. Altları yumuşak. Malzemeler tıkırdamasın diye. Şurada malzeme gözleri falan gayet kullanışlı sayılabilecek şeyler arkadaşlar. Gözler. Şöyle açayım. Burada içinde ışık var gördüğünüz gibi. Çoğu araçta yok. Bu güzel bir şey. Şimdi benim ruhsatımı ben torpidoya koyuyorum. Torpido burada gizli bir göz var yukarıda. Bu şekilde torpido yani çift katmanlı soğutmalı torpido değil yalnız. Onu da belirtmiş olayım. Böylece şöyle tavan aydınlatmasını göstereyim. Gayet şık, lüks bir aydınlatma grubu var. Çift tarafta da, iki tarafta da şey var. Ayna var. İki tarafta da. Şöyle göstereyim. İki tarafta da ayna. Tavan döşemesi çok kaliteli. Ön konsol direksiyon gerçekten çok kaliteli. Arkayı buradan maalesef açamıyoruz. Şuradan açmayı deneyelim. Şöyle. Arka önde gördüğüm arkada bayağı araba çok küçük görünüyor dıştan ama içeriden çok geniş. Isofix falan var. Şöyle hemen hemen hiç yani premium segment dışında alt segmentlerde olmayan arka tavan alması bunda mevcut ve bu çok güzel. Çok işe yarıyor. Koltuklar yatıyor arkadaşlar buradan. Arka zaten arkadan bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi otomatik camlar falan filan. Bu şekilde. Gelelim bagaja. Tuştan bastık açtık. Kendi zaten açılıyor. Buralar arkadaşlar genelde B segmenti bu araç. Yani B segmenti bir araçta genelde burada hep plastik falan da yani takır tukur ses gelir giderken. Gayet tok, gayet güzel. Yani tokluk veren bir araç. Böyle şeyini göstereyim. Çila yaptığımız için gördüğünüz gibi malzemeler falan filan
güvenlik malzemeleri. Şöyle aydınlatma buraya koymuşlar. Şöyle içeri doğru şöyle çapraz ama verseydi ışığı daha güzel olabilirdi. Buralar falan gayet böyle kaliteli malzeme. Gerçekten şuralar. Şöyle askı yerleri falan. Altta tam boy değil, küçük boy bir stepnesi var. İşte kirikosu falan. Orayı şimdi açmayacağım, bozulmasın. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Gelelim motora. Diyorum. Motora da bir göz atalım. Yani sonradan Lancia aldım falan filan diyorlar ama gerçekten aldım, çok kaliteli. Yani ben bunu bu kadar kalite beklemiyordum. Tek elimizi de açabilirsek güzel olur. Evet, açabildik. Şöyle buradan takıyoruz. Böyle ince cılız bir yalıtım var. Daha bir iyi bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. 50 amper aküsü var. Yatmaktan aküsü bitmişti. Aküsü değişti. Gördüğünüz gibi 280 lira bu akü. Akü pek bulunmuyormuş sanırım. O yüzden biraz pahalı. Arkadaşlar. Şöyle 1-2 motor dedik. 69 beygir. 4 silindirli bu araç. Gördüğünüz gibi. Gayet yani sessiz sayılabilecek bir çalışma sistemi var. Silecek suyu, motor suyu, değişik bir yapısı var. İçeri pek ses vermiyor açıkçası. O yüzden güzel, tavsiye ederim. Piyasası pek yok ama maalesef ön yargı var ülkemizde. Ama öneririm. Çok memnunum. Şu anda yakıt ortalaması da arkadaşlar. Bu aracın 8 litre. Daha yeni araç olduğu için 1400 km'de. Onu da göstereyim. Onu göstermeyi unuttum. Hemen gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğer Fiat grubunda tanıyacağınız gibi. Aynı. Şu amblemi basarak açıyoruz anahtarı. Şöyle sizlere göstereyim. Anahtar girişi de hemen. Bakın şimdi bir saniye tekrar kapatacağım. Tekrar açacağım. Gördüğünüz gibi gayet şık yani. Selamlaması falan var. Menzili falan diyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. O bayağı yüksek. Şimdi yerinde çalıştığı 8'de en son. Yerinde durduğu yer çalıştığım için yükseldi tabii ki. İster istemez. Öyle arkadaşlar. 1426 km'de gördüğünüz üzere. Yani araç yeni bir araç olduğu için daha motor açılmamış. Kısmet olursa bir uzun yol yapacağız inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Yani düşünen arkadaşlara kesinlikle öneririm. Delta'da öneririm. Delta'da gayet kaliteli. Vites geçişleri falan gerçekten çok güzel. Geri vitesi bu şekilde. Yani tavsiye kesinlikle kesinlikle eğer hız sabitleme, park sensörü, yokuş kalkış testi benim için sıkıntı değil diyorsanız bu arabayı öneririm. Pek bulunmuyor ama. Yani araç tek sıkıntısı böyle dış damakzan biraz dar bir yapısı var. Yanlardan uzunluğu, yeni uzunluğu iç açımı gerçekten tatmin edici. Bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir.